mangal kömürüne dönüştü. Zahmetli yolculuk böyle görüntülendi. Sabırla eliyor. Meşe ağaçları mangal kömürüne dönüştü. Zahmetli yolculuk böyle görüntülendi. Sabırla eliyor. Neden yapıyorsunuz? Toza aksın. Odun kömürü işçileri bir parça ekmek için ateşe, küle ve dumana meydan okuyor. Ne kadar yanacak bu şimdi? 4 gün oldu. 4 gün oldu. Cumartesiye kadar yanabilir. Odun kömürü. Diğer bir deyişle mangal kömürü yapmak için ilk olarak korluk adı verilen çukurlar açılıyor. Ham maddeye yakın olmak için özellikle meşe ormanlarının içinde yer alan bölgeler tercih ediliyor. Meşe ağaçlarını kesen torlukçuların zorlu iş mesaisi bundan sonra başlıyor. Torlukçular çukurlarda meşe ağaçlarını 10-15 gün süreyle özenle yakıyor. Ardından torluk ocakları 1-2 gün soğumaya bırakılıyor. Şu o mesela 15 gün yandı, bu 10 gün yandı. Ona koymuşuk 50 ton odun, buna koymuşuk 35 ton odun. Dağıtma, ayrıştırma ve eleme gibi işlemlerin ardından piknik sofralarının vazgeçilmezi, mangalın olmazsa olmazı mangal kömürü bizlere ulaştırılıyor.